Yuh. Oha oha diyorum. Eksi 7.4. Şuraya bak. Musluğun kafası donmuş, şişmiş, patlatmış. Bir de bardağa yapışmış. Ayrılmaz ikili. Donmuş. Bu ne lan? Arkadaş ya, nasıl Sibirya soğuk? O kadar olmasa da çok soğuk. -7.3. Yani batarya şu anda doldurmuyor bile çünkü kendisini korumaya alıyor. Selam arkadaşlar, umarım herkesin keyfi yerindedir. Beni soracak olursanız üşüyorum. Çok şükür artık autarktız, yani tamamen bağımsızız. Artık elektriğimiz çok şükür güneş panellerinden jeneral alıyoruz ve 100 amperlik lityum fosfat bataryamızı da bağladık. 2 tane toplamında 340 watt yukarıya yapıştırdım. Bataryamızı da bağladık. Kendi jeneralımızı kendimiz üretiyoruz. Çok şükürler olsun. Fakat tabii şimdi batarya kendisini koruma altına alıyor. -7 derecede üretim yapmıyor. Gerçi bataryamız dolu, çok şükür bir sıkıntı yok. Evet, ufak tefek de şöyle değişiklikler yaptık. Arkada gördüğünüz gibi böyle şu duvarı komple böyle kapladık. Her iki tarafı da görünüyor mu? Görünüyor. Ortaya tabii ki cam için açık bıraktık. Üst dolaplarımız daha yapılmadı, yapılacak. Ufak tefek böyle bir şeyler işte elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Bu videonun da yeni bir sponsoru var arkadaşlar. Geçenlerde postacı geldi. Abi dedi, sana bir paket getirdim dedi. Giantl firması bana bir paket gönderdi. Bu aracın içerisinde şu anda bütün kullanmış olduğum elektrik tesisatı tamamen sadece 12 volt. Herhangi bir yerde bir böyle bir priz falan yok. Karavanda tabii ki prizden çalışan aletler de olacak. Su ısıtıcı kullanmam gerekecek. Yani kettle diye tabir edilen. Süpürge makinemi dolduracağım. Bunların hepsi zaten 220 volt ya da 230 volt'la çalışan cihazlar. Aracımda şu anda herhangi bir inverter yok. O yüzden de Giantl firmasının göndermiş olduğu 1000 watt'lık inverteri bugün şöyle güzelce tanıtacağım. Bağlayacağız. Bakalım çalışacak mı? Neyse, -7.5'tan +1.9'a getirebildik çok şükür. Bakın. Aynen, 1.9. Az kaldı 2 derece olacak. Dizel ısıtıcımız çalışırken de biz de şöyle bize gelen olan gelen paketimizi şöyle bir açalım, bakalım neler var içinde. Giantl Power Inverter. Nereden geliyor? Tabii ki canım, Made in China. ISO 9001 sertifikalı. Güzel. Orada bir şey yazıyor mu? Inverter, Vone Mobil, Elkavi, Auto vesaire. Ama da ağırmış be. Kumandalı, 1000 watt. USB çıkışları var. Temperature Control Fan. Yani ısındığı zaman da fanlar açıyor ve soğutuyor. 5 çeşitte koruma sistemi varmış. 50 Hz çalışıyor. DC 12 veriyorsun. 220-240 arası alıyorsun. Evet, paketimizi bir açalım. Evet. Böyle vidaların civata arasına şey yapıyorsun. Ki ve şöyle de şiir defteriyle beraber. Kablo bayağı kalın. İnşallah da uzundur. Şöyle bir bakalım be. Ne kadar bu ya? Bu ne lan? 50 santim falan mı bu? Yetecek mi? Yeter. İllaki de. Biraz daha uzun olsaydı iyi olacaktı. Ama kalınlığı iyiymiş. Bu kaçlık acaba? Bu 25'lik, 35'lik falan mı? Evet. Bir de şey var burada. Topraklama kablosu. Bunlar da uçlarını yapmış. Bu da güzel. Güzel. Şimdi gelelim Astolis'e. Burada ne var? Bunu unutmuştum bak. Kontrol. Uzaktan kumandası var bunun. Vidaları da var. Böyle 4 tane de küçük vida vermiş. Ters mi düz mü falan alalım ki. Hani küçükmüş ama. Şu etrafı niye beyaz ya? Siyah olsaydı daha iyi olacak. Kabloya bir bakalım ne kadar uzun. Çünkü bunu ortalara bir yere bağlayacağız. Nasıl sarıyorsun? Arkada bunu makineyle mi sarıyorlar bunu ya? Ben bunu çözdükten sonra kendim bunlar gibi saramıyorum. Saramam tabii. Oho, oho, kablo bayağı uzun ya. Bu rahatlıkla dur bakayım şöyle bir açabilsem. Aha, tamam. Açarken Arap saçını döndürdük. Eyvah. Şuradan şöyle. Allah cezanı vermesin. Evet, şöyle bir. Oo, 4 metre kablo koymuşlar, harika. Karşı duvara mı acaba yapsam şöyle? Neyse, gelelim inverterin kendisine. Evet, hafif bir şey değil, bu bayağı bir ağır bir şey. Şöyle kaldıralım şunu. Vidaları da atalım, çıkaralım. Yuvasını. Bu nasıl içine sokuyorlar ya? Bu kadar çok acayip bir şey. Sistemleri nasıl çıkıyor? Ben zarar vermeden çıkartmak istiyorum. Senin var ya. Çık lan. Bu kadar da dar poşet olup poşetten
Poşetiniz mi yoktu kardeşim daha büyük? Çık. Evet. Candıl candıl. Süper ya. Oo çok iyi. Çok çok iyi. Bağlantı yerler bunlar. Harika. Bir tane fan var. Tabii 1000 watt da normaldir yani genelde. Büyüklerin 2000 wattlarda falan iki tane büyük fan oluyor. Çünkü çabuk ısınabiliyor. Burada da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi normal ev tipi prizlerimiz mevcut. İki tane USB var. Buraya da tabii ki uzaktan kumandaya bağlıyoruz. Muhtemelen bu da herhalde aynı topraklama. Bu da böyle vidalanmış. Çok güzel ya. Şimdi efendim bunu güzelce şöyle bir bağlayalım. Ondan sonra elimizdeki mevcut 220 voltluk cihazları, zaten bir tane var şu anda elimde buzdolabı, onu deneyeceğim. Tabii ki işe girişmeden önce her Türk evladının yaptığı gibi ben de aynı şeyi yapacağım. Önce çay içeceğim. Çaydanlığımız nerede? Çaydanlığımızı alalım. Ocağımızın üstüne tak diye koyalım. Musluk, su falan her şey dondu. Çaydan dolmuş lan içinden. Yok neyse açılmış en azından. Şimdi bakayım bir 3.3 dereceye kadar ısıt. Çok dandik bir şey almışım. Şu musluk abi, şunun içinde su bir yüke, halen de buz var. Bak buz var. Bak gördün mü, buz çıktı. Resmen buz çıktı burada. Buz burada donuyor böyle, şişiyor. Ondan sonra pat diye böyle dostunu arkadaşını fırlatıp atıyor. Cani. Üstteki buz parçasına bak. Yuh bu ne arkadaş? Komple donmuş. Birine kafasını atsan su ısıtalım. Acayip bir soğuk var söylemişim. Bardağın bir su. Bardağın içi komple donmuş. Aslan parçası. Bak bak buz var burada. Hop. Çayımız nerede? Çay. Şeker. Şöyle bir papatya çayı içelim. Sıcak. İyice kaynatacağım ben bunu. Çabuk soğuyor çünkü. Tamam. Sakin ol. Her yer bembeyaz ama çayımız sıcacık. Çay ver Hasan. Buraya bak. Her yer bembeyaz. Soğumuş. Şimdi işimizin başına. Hadi çıkalım ve başlayalım. Bu havada çalışmak aslında delilik. Düpedüz delilik. Ama ne yapalım? Takalım, işimizi bitirelim. Bir yerde olursa buranın kablolarını baştan. Kablolar buraya geliyor. Şöyle. Buradan buraya geçiyor mu? Geçiyor. Şöyle bağlamamız gerekecek. Aynen böyle. Sağ ben bunu düşüneceğim. Yatsın dersen. İlk başta bunun kablolarını bir bağlamam lazım. Şöyle bu batarya için alalım. Ha burası için. Delikleri bak, bu küçük delik. Bu büyük delik bataryanın ilanı yukarı için. Bunu güzel ayarlamışlar. Bak. Şöyle buraya bağlayalım. Topraklama kablomuz var. Neye bağlayacağım ben şimdi ya? İlk başta bir yerini belli etmemiz lazım. Yerini bir sola verirsin. Tamam. Bu sistemi iyi yapmışlar, bak kolaylık. Hiçbir şekilde anahtara ihtiyacı yok. Bu kablonun geçeceği bir delik yapmam lazım. Böyle dursa yeterli mi? Şöyle yapalım. Tamamdır. Lan nereye gitti bu bok? Şöyle demiş. Şöyle. Ha pratik. Güzel. Aferin lan. 4.5-30. 4.5. Delikten geçer. Tabii ki geçer. Yapım aşaması videoları neden sevmediğimi aslında şimdi şöyle anlatayım ben size. Sürekli kamerayı bir sağ alacağım, bir sol alacağım. Bir sağ alacağım, bir sol alacağım. Şimdi zaten burada yerim yok. Bak şimdi sinirlenmeye başladı. Kamerayı şimdi nereye koyacağım ben bunu tutturmak için? Thank you.
bu ne arkadaş ya? Soğukta çalışılmıyor. Hadi bismillah. Aha. Çalıştı. 2, 13.5 volt diyor. 0 watt diyor. Batarya full diyor. Çözdürüm bunu. Şu anda ne kadar? 20 watt. Maksimum yapalım. 60 watt. Burada bir ayarlar falan var. Ne işe yarıyor bu? Şöyle sadece ışığını açıyorsun. Tamam, yanmasına gerek yok. Kapatmayı yapalım bir. Kapandı. Aç. Çalış. Aferin. Kapan onu. Ha, USB'nin bir tanesini buraya takabilirim. Şöyle yatağın ucuna bir tane daha hazır burada durmuş olur. Kenardan bir kablo. Zarar yok. Evet, 1000 wattlık bir inverter. Giant firmasına böylece teşekkürlerimizi sunmuş olurum. Artık karavanımızda 220 voltluk cihazları da çalıştırabileceğiz. Evet, sistem bu arkadaşlar, görülmüş olduğu gibi. Şurada bir tane Victron cihazı takıldı. Şöyle 12 voltluk. Bunları bayağı bir uğraştırdı beni. Bu her yeri delik deşik ettim böyle kablolar güzel dursun diye. Tamamdır. Bataryamız da bu. Giant inverterimize takıldı ve çalışıyor. Efendim, vatanı millete hayırlı olsun diyelim ve artık bir sıcağa kavuşalım. Yani kapıları kapatalım. Isıtıcımızı tekrardan açalım. Sonra güzel bir kahve yapacağım. Keyif kahvesi. Ama şu dağınıklığı ilk başta toparlamam lazım. Ve toplandı, güzel oldu. Buz gibi. Oh. Oh, bu dağınıklığı da toplamam lazım. Şimdi düşünüyorum da şunu acaba nereye taksak? Şöyle baş ucunda dursa burada. Burada çok fazla bir ıvır zıvır olmuş değil mi? Şuraya zaten bir tane şöyle bir priz takılır ikili. Bunu buraya takılır. Ya bunu çok kalın yapmasınız ya. Bunu biraz ince yapsaydınız keşke. Tabii şimdi onu yapmayacağım. Başka zaman. İlk başta güzel bir kahve. Vaa, resmen buz. İnanılır gibi ya. Buz tutmuş abi, ne çabuk. İçerisi 1 dereceye kadar düşmüş. Yuh. Yani ne bekliyorsun, hemen kış. Soğukta maalesef bu tüpler iflas ediyor ya. Resmen iflas ediyor. Bana ne çalışmam diyor. Mis. Bir fincan kahve olsam. Ama şimdi içeriden böyle kalabilecek kadar güzel bir sıcak oluştu yani, o güzel. Arkadaşlar bu arada ben yazdan beri 7 kilo almışım ya. Nasıl yaptıysam ya. 7 kilo almışım. 7 kilo. Tabii yedik tatlıları, götürdük. Şimdi yine tekrar aldığımızı vermeye çalışıyoruz. Hedefim normalde benim 2024'de şöyle güzel daha böyle fit girmekti ama maalesef olmadı. Hatta fit gireceğime daha çok fat girdim. Kilo aldım yani. Kışın hangimiz kilo almıyor ki? Hepimiz alıyoruzdur yani. Alıyorsunuz değil mi siz de? Bir kek ben miyim? Buhardan görmüyorum ya. Masa gel oğlum. Şunu ayaklarımda güzelce şimdi bir ısıtıcıya doğru uzatayım. Oh. Ay canım benim, ne güzel ısıtıyorsun sen. Isıt beni. Uf. Fazla yanan için de yakıyor alttan. Koku gelmeye başlıyor. Vallahi çok güzel. İşimizi bitirdik. Evet, 3 dereceye kadar da ısınmış içerisi. İyi oldu, iyi. İyi. Güzel. Eğer sizin de böyle arabanıza, karavanıza, yatınıza, katınıza, helikopterinize inverter gerekirse arkadaşlar, açıklama kısmına tıklayın. Oradan direkt linkten mağazaya doğru uçuruyor sizi. Bakın hoşunuza gidiyorsa alın, dediğim gibi. Ben şimdi tabii ki bunu bir hafta şöyle bir iki hafta bir test edeceğim. Kullanacağım. Kaçak var mı? Bir şey var mı? Bir herhangi bir sıkıntı falan var mı diye. Onları da bildiririm ben size. Küçük ejderha benim. Küçük ejderha.
Evet, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki video artık rotada mı olur bilmiyorum ama dediğim gibi inşallah bu ayın sonu, gelecek ayın başı veya ilk haftası inşallah tekrardan yollara çıkacağım. Belki o zamana denk geliriz, bakarız. O zamana kadar hayata olumlu bomba gibi bakın ve hoşça kalın. Onda mı şarjı bitiyor? Bu soğukta hiçbir şey canı kalmıyor, yemin ederim. Miami'ye gitsem acaba? Tipe bakarsan ancak hacca gidersin.